Merhabalar. 7-8 saniyeyi geçirdi mi bilmiyorum diyerek böyle bir zamanı da kullanayım. Bu akşam birlikte olmaktan çok mutluyum. Konuşmamızın başlığı araştırma sahası olarak mimarlık aslında bizi bir araya getiren konu diyebiliriz hepimizi, ben de dahil olmak üzere. Bu organizasyona davet için hem ekibe teşekkür etmek isterim, başta Yelta olmak üzere, hem de bunu organize ettiği için Circle ekibine. Şimdi biz zamanımızı akıcı kullanmaya gayret edeceğiz. Herkes 15-20 dakika arasında konuşacak. Ben ilk sözü Yelta'ya vereceğim. Verirken de herkesten de rica edeceğim bir şey olacak. Dünyanın neresinden konuşuyorsunuz şu anda? Onu söyleyerek başlar mısınız? Bir de bilmeyen varsa, mimarlık camiasını takip etmeyen yoktur ama herkes için mimarlık grubu namına söylemek isterim ki yarın akşam Mimarlar Odası'nın Ulusal Mimarlık Ödülleri mesleğe katkı, mimarlığa katkı dalında herkes için mimarlık grubu da ödüllendirildiler. Tebrik ediyorum. Nice senelere olsun herkes için mimarlık. Evet Yelta, seninle başlayabiliriz. Sen neredesin ve bizimle ne paylaşacaksın? Çünkü sen bu Ben alanda, gene lafını kesiyorum ama yani çok açıdan hem araştırma yapan hem de onu farklı şekillerde, farklı formatlarda, farklı mecralarda döken birisin. Bugün neler üzerine konuşacağız? teşekkürler Pelin. Yani hem güzel sözlerin için hem de hani bizimle beraber bu akşam burada olduğun için. Zevkle. Ben şu an Berlin'deyim. Bir süredir burada yaşıyorum. Bugün aslında yani bir konuşmanın başlığına karşılık verecek birkaç şeyden bahsedeceğim. Bu biraz kendi mimarlıkla kurduğum ilişkiden kısaca bahsedip aslında hatta senle daha önce yaptığımız bir iki projeden de bahsedip şu an Circle'da gösterdiğim işe doğru geçen bir şey anlatacağım. Ben aslında ekranımı paylaşayım bir yandan. Bir saniye onu şey yapacağım. Ben paylaşabiliyorum değil mi? Bir, iki. Yelta ekranlar arasında gidip geldiği için konuyla alakasız gibi görünmesin. Aa, bir saniye. Benim şu an bir şey yapmam Kardeşim şey mi gerekiyormuş. yok? Hmm. Evet. Bir saniye. Zoom'u yeni yüklediğim için o zaman ekran paylaşımını kusura bakmayın. Bu Dert etme. test etmediğimiz bir şey olarak şu an. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ben bu oraya Yok, başka bir hallettim şu an. hallettin, tamam. Şey yapacağım. Ekranımı paylaştığım zaman olacak. Harika. Şu an görüyorsunuz, değil mi? Evet. Benimkinden Tamam. daha az kalabalık bir ekranım var. Tamam. Ya ben bugün aslında böyle bir genel bugüne kadar ne yaptım, ne ettiğime dair şey yaparken bu sunumun üzerine çalışırken biraz son pişmanlık neye yarardan çıkıp işte son mimarlık neye yarar diye kendi kendime sorguladığım bir sunuma yapmaya karar verdim. Çünkü son dönemde özellikle mimarlığın ve etrafında kurulan her şeyle aslında yapısal olarak problemlerim olduğunu düşünüyorum. Özellikle standart mimarlık pratiği içerisinde. Bu aslında benim için çok yeni bir şey değil. Bu görseli başka zamanlarda, başka sunumlarda çok kullandım. Ben 3. sınıfta Yıldız'da okurken aslında artık dayanamıyorum bu okula diye yaptım. Bir kısım fotoğraf serisinden bir parça. Artık yani bu dayanamıyorum diye böyle okulun çeşitli yerlerinde kendi bedenimle beraber şeylerin içerisinde var olduğum bir şeydi. Ve sonrasında da tam da aslında bugün böyle biraz da konuşmak istediğim şeyle ilgili neyin mimari proje olup neyin mimari değeri olduğuna dair sürekli bir tartışma var. Yani bu bahsettiğim seneler biraz 2005, 2006, 2007 şeylerine gelen işte
sunulan her fikrin işte bu bir mimari proje değil, bu bir mimari proje değil. Peki o zaman mimari proje ne diye şey yapıp işte bir grup arkadaşımla beraber bir sticker şey yapıp her tarafa mimari proje değildir diye bunu çoğaltmaya çalışıyorduk. Bir yandan da yani bu sticker ve müdahale işi, çünkü müdahaleleri önemli buluyorum. Çeşitli işte yani bu biraz okulla ilişkilenme şeklinde, hani sevmediğimiz dersleri sevilen hale nasıl getirebiliriz diye daha çiz ve şey şekilde, işte en sevdiğim ders mimarlık tarihi, ne tatlısın mimarlık, ya da işte en sevdiğim ders yapı fiziği falan gibisinden böyle sticker'lar yapıp bunları fakültenin içerisinde de paylaşıyorduk. Çünkü yani o zamandan beri aslında kafamda dönen mimarlık yapmanın birçok hali olduydu ki bunun ilk aslında en fazla fark ettiğim hani yayınlardan biri, bilenler vardı, işte Spatial Agency diye bir kitap var. Bu kitapta böyle mimarlık yapmanın başka bir sürü yolu ya da başka türlü mimarlıklar yapan bir sürü örnek görmek böyle kafamı açan şeylerden biriydi ve o kitaptan böyle bir şey var. İşte mekansal meseleleri çözmenin tek yolu inşa etmek değil. Açıkçası bu alana doğru girerken herhalde kendime en şey seçtiğim şeylerden biri bu oldu. Bir diğeri de aslında şuydu, yani kariyer planlarının ezberlenmiş mimarlık mitlerinin dışında kurabildiğimiz ilişkiler halinde yeni bir mimarlık biçimi yapmak da olabilir. Çünkü bugünün dünyasında halen ezberlediğimiz kariyer planları çerçevesinde işte tek bir adamın tek başına nasıl diyeyim temsil ettiği mimarlık ofislerinin etrafında örgütlenen ya da işte daha böyle star da demeyeyim de böyle hani bireysel ve daha tekil kişilerin etrafında çeşitlenen bir mimarlık pratiği var, ama bunun başka bir ilişki alanında yeni çeşitleri olabilir diye düşünürken 2016 mimarlık tasarım bienalinde sevgili Pelin'in de editörlüğünü ve aslında tam nasıl denir, editörlükten daha fazlası. Yani bu fikri ortaya koyduk ve koordinasyon da diyebiliriz. Yani her türlü eziyetiyle birlikte şahane bir süreçti aslında bu. Bunun gibi 12 başlık daha vardı. Sizinkisi hayli sıra dışı olanlardan biriydi. Türkiye'deki son 200 yıldaki mimarlık ve tasarım tarihinde ne? Gene senin aslında tam da bakış açında bildiğimiz isimlendirmeler dışında bakabilir miyiz konusu vardı. Evet. İşte tam da yani Pelin'in de bahsettiği gibi biz de işte Mihriban'la beraber, Mihriban Duman'la beraber bu bahsettiğim ilişkilenme ağlarının dışında nasıl örgütlenmeler oluyor diye böyle bir kronoloji çalışması yaptık ki açıkçası bu halen benim zaman zaman dönüp baktığım iyi bir hafıza şeyi ve biraz da tam da işte bu hani konuşmak, hani araştırma mimarlığı ne demek? Bir anlamda da sadece oturmak değil, ama böyle bir eyleme geçme hali ve üretimle beraber birleştiği zaman aslında dokunmaya başlıyor. Bunlardan bir diğeri de Vitra Çağdaş Mimarlık dizisinin mimarlık kültürü üzerine bir sergisiydi. Dikkat Kaygan Zemin isimli. Onda da yine Filin'in koordinatörlüğünde gerçekleşen ve daha sonrasında aslında bunun üzerine bol bol daha sonrasında da konuşmuştuk. Benim o zamanlar küratörlük diye sandığım ama sonra işte biraz önceki konu gibi bir anda her şeyine şey olan ve başlı başına bir işe bir araştırmaya dönen bir hikayeydi. Bu sergide de aslında mimarlığın sembollerine ve ritüellerine bakıp onların nasıl mitler oluşturduğuna değiniyorduk ve zeminin çok sabit olmadığını ve sürekli kayma ihtimali olduğunu, hani bu tam da o hep güvenilen, hep ayakta durulduğu hissedilen yerlerin hiçbirinin sağlam olmadığına dair biraz da cynical bir sergiydi. İşte mimarlığın tüm klişelerin, işte bu nasıl diyeyim kıyafetlerinden mimar ne giyer, mimar ne çizer, nasıl şeyler yapar diye böyle bir işte, ki bu sergideki benim en sevdiğim dışarıdan gençlerden biri de işte İtalyan bir Depurati kolektifinin yaptığı Babil Kulesi'ydi. Bu Babil Kulesi'nin üzerinde çeşitli mimarlık klişeleri ve mitleri yer alırken işte onlar sergi boyunca aslında yıkıldı ve bir gün boyunca meşakkatli bir süreç de olsa müzenin içerisinde bir performansla teker teker bu taşların hepsi müzenin etrafına
yayıldı. Bundan niye bahsediyorum? Çünkü mimarlıkta araştırma yapmak, işte tam da biraz önce konuştuğumuz gibi, hani başka biçimlerde de kendini ortaya çıkartıp, tabii ki nasıl diyeyim, akademik olarak mimarlık bir araştırma alanı. Bu konuda bir sürü çalışan profesyoneller, akademisyenler var, ama bir yerden sonra da mimarlığın belki kendi iç dinamiklerinden ötürü ürüne, ya sadece bir makale değil, bazen bir çizime, bazen bir videoya, bazen bir fotoğrafa, bazen bir sergiye dönüşebiliyor. Sonra ne oldu? Ben sonra işte bu şeyler geçti, yani bu sergiler oldu. Arada herkes için mimarlıktan Pelin bahsetti, onu ben atladım galiba. Herkes için mimarlıkla başka işler yaptık ve ben 2020 yılında, 2000, yaklaşık 2020 yılında Hide and Seek diye bir projeye başladım. Bu proje şu an Circle'da da yer alan, bu kentsel gözetim bürosunun aslında üst başlığı olan bir proje. Berlin merkezi Forecast Platform diye bir grubun, bir platformun desteklediği ve bir mentorla çalışıyordum, Evgeni Morozov diye. Aslında tüm proje bizim kentteki imgelerin nasıl değiştiğine dair, hani bizim bugün kullandığımız dijital teknolojilerin neler yapacağı ve geleceğin kentlerinin nasıl şekilleneceğine dair bir araştırma, bir görme hikayesi. Yani hepimizin bildiği gibi, işte bugünlerde dünya nüfusunun çoğu şehirlerde yaşıyor ve bu şehirler gün geçtikçe daha harcanabilir metalara dönüşüyor. Bu tüm neoliberal ve stüktürler aslında bir anlamda bizim tüketim gücümüzden besleniyor. Bu tüketim gücü de gün geçtikçe tabii daha dijitalleşmeye başlıyor. Ve günün sonunda işte bunlar böyle serbest piyasayı kuvvetlendiriyor. Bizim çevremizde de gördüğümüz bir sürü örnek. İşte soylulaşma süreçleri başlıyor. Şehirleri bir anlamda, telefonlarımızı kullanırken bir anlamda soylulaştırmaya başlıyoruz. Tüm uygulamaları kullanırken bunun en bariz örneklerinden biri Airbnb. Yani başka dünyanın şehirlerinde karşısında bir sürü eylemler yapılıyor. Ve günün sonunda da işte böyle bir delüzyon haliyle iyi bir hayat pompalanıyor sürekli. Ama bu iyi hayatın ne olduğuna dair hiç kimsenin bir fikri yok. Çünkü bu tüm ekranda gördüğümüz her şeyden bize hani iyi bir hayat, iyi bir kent, hani sadece devamını düşün ve her şey akıllansın. Bu son zamanlarda en sevdiğim şeylerden biri. Çünkü her şeyin, biliyorsunuz artık, akıllısı meşru. Bir şeyleri akıllı yapmamız gerekiyor. Akıllı kentler vesaireler gibi. Ama bunların hepsi işte böyle daha nasıl diyeyim, girişimci ve rekabetçi ortamlar yaratıyor. Ben bunu böyle biraz buraları hızlandıracağım, zamanında şey kullanmak için. Bunlara bakarken aslında tüm hikaye işte Sharon Zuckerman'in zamanında Pacification by Cappuccino, hani Cappuccino ile pasif olma hali ve New York'taki soylulaştırma süreçlerine geldiği şey, işte bugün benim böyle kurduğum kurgusal Urban Surveillance Bureau diye bahsettiğim kentsel gözetim bürosu da işte Pacification by Devices diye bir şey var. Çünkü bugünlerde işte bu tüm kabul ettiğimiz şeyler, hiç okumadan bas okey dediğimiz şeyler bizim tüm datamızı, verilerimizi paylaşmaya açıyor. Bunun tabii ki şöyle bir durumu var. Bunları, hani bu çok konforlu bir şey, bu verileri paylaşmak. Ya ben bunu yani bireysel olarak da kendim çoğu zaman ne kadar denemeye çalışsam bile bu konforun dışına çıkmak çok zor. Çünkü sistem kendisini dışarısına itiyor. Ama hani bir anlamda da bir gözetim hikayesi bununla beraber duruyor. Yani bu işte tam da bahsettiğim akıllı kent şeyi, böyle sanki şu an akıllı kent her yere ulaşıyoruz gibi bir şey var. Bu akıllı kentlerin başka seviyeleri oluyor. İşte bunlardan bir tanesi kullandığımız ekipmanlar seviyesi, diğeri yerel yönetimler seviyesi. Hatta bir ara bir arkadaşımla şeyi tartışıyorduk. Yani Toki'nin bir akıllı kentin olsa nasıl olur diye, hani oradan bize neler olur acaba diye. İşte bunun bir network, tüm şehirler arası ağları var. Bir de tüm altyapı sistemleri var. Bu altyapı sistemlerinden kastım, işte kullandığınız doğalgazdan bilmem, hani diğer tüm kullandığınız şeylere göre aslında verilerimizin işlenmesi ve bunun sonucunda kentlerin böyle bir şekillenmesi üzerinden geçiyor. Ve bunların hepsi teknokratik meseleler olarak karşımıza çıkıyor. Ve bugün aslında kent hakkı dediğimiz şeye veri hakkı da dahil oluyor. Benim bu projede aslında böyle hep sorgulamaya çalıştığım şey, işte gelecekte ofisler
mobile ofisler olacak, bankalar, iyi bankalar olacak vesaire derken ve de tam o sırada şey de çıktı. Yani pandemi de oldu ve bu dediğim aslında şeyin çoğu gerçekleşmeye başladı. İşte gig ekonomi dediğimiz hikaye daha fazla çoğalmaya başladı ki bugün işte İstanbul'da özellikle İstanbul örneği verirsek işte tüm kuryelerin bu tüm app'lerin yarattığı ekonomi aslında gig ekonomi. Bu insanlar geçici pozisyonlarda çalışıyorlar ve çalıştıkları kadar kazanıyorlar. Bu böyle bir yandan da bir emek sömürüsü haline geliyor. Ve günün sonunda da tüm şey bizi targetlamaya, bizim üzerimizde işte sen neredesin, ne yapıyorsun onun üzerine şeye çalışıyor. Biz artık işte bu herkesin bildiği şey işte hani artık Facebook'u kullanıyorsanız siz o ücretsizse işte ürünü sizsiniz. O yüzden kullanıyorsunuz vesaire gibi. Lokasyon burada çok önemli çünkü bugün bir arkadaşımızla bile buluşacakken artık konum atsana diyoruz ve ondan sonra o telefon üzerinden gitmeye başlıyoruz. Ben bunun üzerine bayağı böyle şey yaparken hani bu tüm aslında kentsel deneyim bir yerden sonra lens üzerinden olmaya başlıyor ve bizim bir yerde flanör olma şansımız elimizden alıyor. Artık böyle rastgelesellik gittikçe azalıyor. Görmek istediğimiz her şey o telefon şeyinden bizi nereden yönlendirirse ki bunun hakkında bazı komplo teorileri de var. Mesela bir kere bir taksi sürücüsü şey demiş işte bu app'lerin bir şekilde gaz şirketleriyle, benzin şirketleriyle ortaklaşa çalıştığını ve yolları uzattığını, kendisinin daha kestirme yollardan gidebileceğini söylemişti. Haksız bir çekince değil bence olabilir. Ben ondan sonra bunları hani bakıp hani bu Google'da ne var? Hani bunlar nasıl şeyler üretiyor diye özellikle hani Berlin'de kendi evimin önce şeyine bakmıştım. Bu bizim ev, bu blurlenmiş durumda duruyor. Çünkü Almanya ilk Google Street Map girdiği zaman, bu Street View girdiği zaman insanlar toplanıp ya bizim görüntülerimiz biz istemiyoruz bu sistemin içerisinde paraya dönüşmesini. O yüzden başka türlü bir şeye çevirelim diye demişler. Sonra da hatta ben bizim apartmanda bunun kim yaptığıyla tanıştım ve gayet hani evet dilekçe verdik yaptık falan dedi. Ben böyle daha hani kafamda daha böyle şey kompleks hikayeler kururken gayet hani yok ya istemedim deyip öyle koydum. Bunun tehlikesi şu yani tehlikesi bu Google'ın herkesin erişebileceği bir API'yi yani bu şunu çıkartıyor. İmajı yüklüyorsunuz. Sonrasında imajın üzerinde işte ne varsa çat çat sana söylüyor. Ve bu hani en biz son internet, yani son kullanıcıyız bu şeyde. Bu teknolojiye biz bile ulaşabiliyorsak böyle bir data verisi tabii ki bir anda o Google Street View üzerinden burada şu araba var, burada şu marka var, burada şu var, burada bu var diye bunu böyle büyük data setleri haline getirebiliyorlar. İşte burada en basitinden hani burasının bir shopping mall olduğunu fotoğraf üzerinden çıkartabiliyor. Son saniyeli. Son saniyelerim mi? O zaman şöyle bir hızlanıyorum. Bir saniye Daha bunu uzun olmalıymış. Birer saat her biriniz anca yeter. Ama son ben o saniyeler. zaman şöyle sona doğru geleyim. Bunlardan hepsinin sonuna doğru geleyim. Şuraya geleyim ve burada şey olsun. Benim buradaki tüm hikaye şuydu. Kenti artık bu Kevin Lynch'in hepimizin bildiği yani kent imgesini nasıl Observer üretiyorsa bugünün dünyasında bu kent imgesi üretilirken bu daha farklı yani bu tüm manipülasyonla biz artık kent imgesini üretmeye çalışacağız ve Urban Surveillance Bureau dediğim büro da bunun aslında görünür kılmaya çalışan işte haritalar, çeşitli eventler, etkinlikler, eylemler yapan bir büro. Bu sitesi var. İşte sitesinin içerisinde girip böyle farklı geleceğin urban imaginary'si ne olabilir ona bakabiliyoruz. İşte ya da işte tüm bu baz istasyonları üzerinden ne kadar surveillance edildiğimizi anlayabiliyoruz vesaire. Böyle toparlıyorum, geliyorum şeye doğru. Ve bunu yaparken mesela şöyle şeyler yaptım. İşte bu AI ile tüm Google Street View imajlarını besleyip biraz öyle anlamaya çalışacağım. Google'ın gözünden tekrar nasıl göreceğiz diye anlamaya çalıştım. En sonunda geçtiğimiz Şubat ayında Berlin'de bu büronun böyle küçük bir versiyonunu kurma şansı da oldu. Diyerek şöyle son şeylerime doğru gelip büronun Berlin'deki çalışmalarında böyle konuşabilirim, büronun adına konuşayım. Büronun Berlin'deki çalışmalarında Berlin tarihi haritalarına bakıp oralardan yeni bir şey nasıl olabilir diye biraz onlara baktım. Yani biraz öyle işler çıktı büronun buradaki şeyinde. Diyerek ben burada teşekkürler edip son şeyimi paylaşayım. Çünkü evet bu biraz uzadı.
Yo, çok Yeni teşekkürler. ama Yelda. Bir şey daha mı paylaşacaktın? yok, Burada son. teşekkürler. Burada bittim. Peki, hemen sana bir hoşuna gitmeyecek bir soru soracağım. Kesinlikle. Bir şeyle, karşı duruşla ve bir eleştiriyle başlıyor aslında bütün hikayen senin. Bunun temelinde de hani alışık olunduk o standart yıldız veya değil, müellif, mimar, tek kişi, tek adam, tek insan, neyse, şeyine bir aslında eleştiriyle başlıyor. Ve tamamen senin üretimlerine bakınca çoğunluğu zaten kolektifite de içeren, aktivizm de içeren işler olmakla birlikte. Burada da kendi içinde bir başka tür, başka isim bulamıyorum, başka tür bir bilindiğe, bir standardı da oynanmıyor mu? Aslında belki bu bile tartışılacak bir konu olamaz mı diye ortaya atmak istiyorum, sadece sana da değil. Çünkü aslında şunu da ben söylemeyi önemli bulurum, sözü Bihter'e vermeden evvel. Şeyler, senin reaksiyonların oradan başlamış olmakla birlikte aynı eleştirileri ya da aynı arayışları, daha doğru olacak böyle söylemem, bildiğimiz standart diyeceğimiz, yani sonuçta bir yapı, ürün olarak bir yapının çıktığı ortamlarda da, o tür mimarlık oluşumlarında da aramak mümkün. Yani bence şey de çok klişe olmaya başladı: mimarlık yapanlar ve mimarlık araştırması yapanlar ayrımı. Bugün konuşabileceğimiz, yani referans verebileceğimiz çok güzel mimarlık ofisleri de var. Bütün bu araştırmayı kendi bünyesinde taşıyan ve öyle çalışan, az sayıda da olsa. Yani bunu da bizi izleyenlerin aslında böyle bir kalıp şey, senin de girmediğini biliyorum zaten de, böyle bir kalıp düşünceye de girilmesini istemem. Zaten araştırma her an her yerde. Maksat sadece farklı olmak da değil. Yaptığın şeyi çok iyi bir şekilde yapmak ve bunun ne kadar çok çeşitli olabileceğini de bugünün sonunda tekrar görmüş olacağız aslında, hepinizin şeyleriyle, üretimleriyle. Şöyle küçük bir şey ekleyebilirim. Böyle Tabii. dediğin her şeye katılıyorum yani şey olarak. Çünkü bence de yani ikisinin arasında bir ayrım yok. Ben mesela bir binayı en başından sonuna kadar bitirip dikebilen bir arkadaşım. Yani böyle onu o pratiğin içerisinde gelen arkadaşlarımın yaptığı şeyin de bir araştırma sonucunda olduğunu ve neredeyse bir doktora tezine kimi zaman eşdeğer olduğunun onun farkındayım. Bence şu dediğin çok doğru. Sanki araştırma mimarlığı diye yeni bir şey, janr varmış gibi bir Onu da durum bir var. fetiş haline getirmeyelim. Evet. Yani bu. Evet. Bu tam da işte bunu daha yeni Pelin Tan'la konuşuyorduk. Özellikle yani 2008, onun dediğin ben böyle şey yapayım biraz şey yapayım. Yani 2008'deki kriz ortamında Avrupa'da bu global bir şeydi aslında. Yapı yapılmadığın zaman buna kayılmaya başlandı. Ama bu da dediğin gibi bir fetiş ve şey hani sanki bina yapamıyoruz ama araştırma yapıyoruz ama aslında bina yaparken de bayağı araştırma yapıyoruz. Ben hani çok kısa süreli mimarlık ofiste çalışmış olsam bile o sürecin nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden sana hak veriyorum deyip ekran paylaşımımı durdurayım şimdi. Çok teşekkür ederiz Yelta. Şimdi bir başka heyecanlı yarışmacı, yarışmacı, konuşmacı, çok özür dilerim. Bilinçaltı bu herhalde. Süreyle Tekrar yarıştığımız için olabilir mi? yarıştığımız için kesinlikle öyle. Senin süren başlıyor Bihter. Teşekkür ederek sana sözü veriyorum. Sen nereden başlayacaksın? Şu anda taş kışlada olduğunu Evet. biliyoruz. Şu an evrenin taş kışlasından hepimize böyle arkadaki ikonik pencerelerimizle. Ben de yani 15 dakikada işte eğer
çok sıkılırsanız bana şöyle bir şey yaparsınız, Bihter buralara girme dersiniz, oradan hemen dönebilirim diye düşünüyorum. Ben bugün tek bir tane işimden bahsedeceğim. Yani bu son konuştuğumuz şeyleri ben de birazcık düşünüyordum. Biraz da böyle konuştuğumuz şeyler biraz eski şeylermiş gibi de geldi bir yandan, hani mimarlık yapma biçimleriyle ilgili. Sonra üzerine uzun zamandır düşünmediğimi fark ettim. Neyse, onu daha sonra konuşuruz belki. Ben bugün yaptığım işlerden bir tanesine odaklanarak konuşacağım. Hatta şey diye düşündüm. Yelta'nın konuştuklarından sonra, anlattıklarından sonra bazı yerlerden çok küçük de olsa bağlanıyor. Sonra bir noktada da galiba dişatlara bağlanıyor gibi. Bu iş... Bir dakika... bu 2014-2020 yılları arasında işte 6 yıllık bir süreç içerisinde yaptığım araştırmaların bir arka planı var ve o araştırmalar şimdiye doğru da devam ediyor ama özel olarak hani o küçük bir zaman dilimi içerisinde daha odaklanmış bir şekilde tarifli bir arka planı var. Bu da kuramsal olarak başka bir yere, öteki tarafa bakmak gibi bir tarifle başlıyor. Ve bu tarif Yves Lomax'in aslında işte sanatın kuramının nasıl tartışılabileceği ya da bunun nasıl bir araştırmanın içerisinde tariflenebileceğini anlattığı bir metnine referans veriyor. Ve benim de araştırmalarım birazcık bu noktalarda. Yani direkt baktığımız değil de biraz daha var olanın uç noktalarında, dışında çok tarifsiz alanlarında durma halinin kuramını araştırıyorum diyebilirim. Ve bu da birazcık Sokrat ve Menon'un bir konuşmasına referans da veriyor. Bu şey, bir işte bu diyaloglardan birinde Menon'la konuşurken Sokrat şeyden bahsediyorlar. Bilinmeyenin araştırılması nasıl olabilir? Ya da bilinmeyeni araştırırken bilinmeyenle karşılaştığımızda onun gerçekten bilmediğimiz olduğunu nasıl anlarız gibi. Böyle kendi içinde küçük bir şey, bilmece gibi olan bir soruyla başlıyor. Ya da bilinmeyenin gerçekten o bilinmeyen olduğunu nasıl keşfederiz gibi. Benim de araştırmalarım bunun üzerinden ilerliyor gibi. Böyle birçok aşaması, yani bu bilinmeyenle karşılaşma, bilinmeyenin bilinmeyen olduğunu anlama üzerine böyle bir seri iş üretiyorum, araştırma üretiyorum ve bu araştırmalar öteki olma kavramı üzerinden, yani benlik ve ötekiliğin işte psikanalizdeki tarifi üzerinden bir skalaya yerleşiyorlar. Circle'daki sergide de, yani bu çok ilginç, yani size manasız gelebilir ama bence gayet açıklanır bir çizim olan şöyle bir tüylü bir asteroid var. Bu aslında Circle'daki duvardaki çizimlerden biri ve oyun masası gibi olan işte şöyle bir yere geliyor. Bu skala şöyle başlıyor: önce öteki olmak, başka bir ötekiyle karşılaşmak, ötekinin deneyimi nasıl bir şey ve tarifsiz ötekilerin karşılaşması gibi. Circle'daki oyun ve oyun seansı biraz tarifsizliğin içerisinde oynamak ve işte hayalimizdeki evi birlikte kurmak gibi bir şeydi. Ben bugün diğer ötekiyle karşılaşmak olan aşamayı birazcık anlatacağım. Bu da işte bu ötekilik diye çok anlattığım ve işte direkt Jacques Lacan'a referans verdiğim, birazcık psikanalizin benlik ve ötekiyi kurduğu bir arka plana referans veriyor. Bunun birçok nedeni var ama bu işin özelindeki nedeni John Hejduk'un işleri üzerine bu çalışmayı yapma ve John Hejduk'un işlerinde Michael Hayes'in Mimarlığın Arzusu kitabında bunun üzerinden tariflemesi önemli bir parçası. Ama onun dışında benliğin tarifinde benliğin reddi üzerinden, yani ötekiyle karşılaşmadaki reddi üzerinden benliğin kurulmasının durumlarına baktığım için de önemli bir referansı var. Burada da işte bu benliğin kurulmasındaki bu denklemleri biraz bozarak yaratıcılığı araştırıyorum diyebilirim. O yüzden Hejduk'la da böyle bir ilişkisi var. Hejduk'un mimarlık tarihindeki konumu biraz Michael Hayes'in okumalarından vereceğim referansı ama
Bu mimarlığın arzusunda John Hejduk, Aldo Rossi, Bernard Schumann ve Peter Eisenman modernizmin ötekisi olarak Hayes tarafından konumlandırılıyor ve modernizme bir tepki ya da bir farklı bağlanma biçimi, yapma biçimleri üzerinden bir farklılık, bir ötekilik üzerinden tarifliyor bütün işleri. Daha sonra yani Hejduk'un üzerinden daha farklı araştırmalar, çalışmaların üzerinde de Hejduk'un bir kısım işinin de biraz daha tamamen tarifsiz bir öteki olmasını anlatıyor. Bu tarifsiz öteki olarak kurduğu işlerse Hejduk'un maskeleri. Ve ben de o maskeler üzerinden işimi çalışıyorum. Yani John Hejduk Amerikan mimar ve uzun yıllar Cooper Union'un dekanlığını yaptı ve Texas Rangers'ın içerisinde gibi yani birçok işi var ve bizim mimarlık tarihi öğrenimimiz içerisinde bilmiyorum sizde nasıldı ama Wall House'la hiç duymadınız mı? Bizde de Wall House üzerinden karşılaştığımı hatırlıyorum lisansta. Ama ironik olan şey Hejduk'un üretim yani yapma biçimleri aslında çizim, yazı ve şiir üzerindendir ve Wall House bir yani bir uç noktasıdır. Daha çok işleri onun üzerinden tariflenir ve maskeler de işte 80'lerden 90'ların ortalarına ve sonuna doğru devam ettiği işleri içeriyor. Burada da Hejduk'u şöyle görüyorsunuz. Ve beni böyle görüyorsunuz gibi. Hejduk, Hayes'in, burada biraz bacaksız ve sakat gözüküyorum ama. Hejduk'un işleri modernizmle, yani Hayes'in tarifinde modernizm, işte modernitenin ürettiği bütün her şey büyük A olarak tariflenirken Hejduk küçük A olarak tarifleniyor. Ben de Hejduk'la ilişkili bir iş yaptığım için ben daha da küçük A olarak tarifleniyorum. Bir durum var. Burada biraz müellifin kim olduğu, müellifin muğlaklığı, işte birbirinin içine girmesi gibi konulara bakıyorum ve bir şekilde bunu bu şekilde başlatıyorum de. Ve bilinmeyen bir ötekiyle karşılaştığımız zaman yapabileceğimiz ilk şey herhalde işte merhaba, birazcık sohbet etmek gibi. O yüzden araştırmanın adı da mimarlığın ya ehlileştirilmemiş tarlaları olabilir ya da vahşi tarlalarında bir sohbet. Ben ve John Hejduk arasında. Bu sohbetin zamanı farklı yani asenkron bir sohbet. Çünkü John Hejduk 2001'de aramızdan ayrıldı ve ben bu işi 2016'dan itibaren yapıyorum. Birazcık zamanlamada biraz kaçırmış durumda. Bunun da ayrı bir katmanı var. Ve sohbet etmek, konuşmanın bir yaratıcı bir modu var. Çünkü bu biraz böyle zamanı çok kısa ve çok kayıtlı olmayan, belli bir amacı, sonucu olmadan yaptığımız bazen olabilir ama konuşurken ne olduğu, nereye doğru gideceği akan ve bazen monologlara dönen, herkesin kendi kendine bir derdini anlattığı, bazen de birbirini dinlemediği ama yine de birlikte ürettiği bir mod. Ve o yüzden ben bu sohbet etme halini, işte birbiriyle konuşma halini bir yaratıcı eylem olarak görüyorum ve bu diğer ötekiyle karşılaşmada da bu sohbet dağlarının arasında birbirimizle karşılaştığımızı tarif ediyorum. Ve diğer ötekiyle nasıl karşılaşabilirim diye başladığında da John Hejduk'un işte maskelerine birazcık biliyorsanız ya da bilmiyorsanız John Hejduk'un maskeleri göçebe yapılardır ve belli bir yere bağlı olmasalar da çok belli yerlerde tarif edilen ambulans geçiyor belki belli yerlere referans atfeden ama özne, nesne, zaman çizelgesi işte böyle bir matris üzerinden kendini tarifleyen bir seriler bunlar ve bu seriler bazen başka serilerin içerisinde aynı form başka özne nesne ilişkileriyle ya da farklı form aynı özne nesne ilişkileriyle de ortaya çıkabiliyor. Hejduk bunların üzerine çok yazı yazmıyor. Bir kitabı var ama birçok araştırmacı bu işler üzerinden çok fazla yorum yapıyor. Ve bu işler üzerinde de tasarım araştırmaları oldukça fazla ve form üzerinden oluyor. Hatta şu anda Royal Akademi'de bir tane Berlin Mask sergisi açıldı daha yeni.
Ve ben bu üç maske serisinden özne nesneler çekerek bu sohbeti başlattım diye anlatabilirim. Ve bu sohbet birazcık bu matrisin içine dalmak, bu matrisin içini işte hacklemek diye düşünebiliriz. Başlıyor. Çünkü Hejduk bunları 80'lerde yapıyor ve şöyle bir şeyden bahsediyor. Bundan 30 yıl sonra birisinin bunları kullanarak tekrar bu mimarlık yapma biçimine bakmasını beklerim gibi bir şeyden bahsediyor. Çok ilginç bir şey. Bunu bilerek yapmamıştım ama araştırırken böyle bir şeye denk gelmiştim. Ve ben de bu özne nesne matrislerin içine girerek sohbetimizi başlatıyorum. Burada üç tip yazı biçimi var. İşte bir beyaz arka planlı siyah yazı, işte siyah arka planlı beyaz yazı, üzeri çizili siyah arka planlı beyaz yazı. Buradaki siyah arka planlı yazılar Hejduk'un kendi yazıları. Beyaz arka planlılar benim yazılarım. Üstü çizili olanlar da Hejduk'la sohbet ettiğim zaman kabul etmediğim ya da işte buraya aktarmadığım parçalar. Bu şekilde arşiv materyalinin içine girip onu başkalaştırıyorum gibi. Burada Yelta'nın şeyde Urban Surveillance Bureau'da Data Gathering Monster olarak kendine yer buluyor. Bilmiyordum ama öyle bir şey var. Burada da şey düşünebiliriz. Şimdi Hejduk'un işlerine baktığınız zaman ve o döneme o gözle onun üzerinden okuduğunuz zaman çok politik bir yaklaşım görebilirsiniz. Bulunduğu yerlere dair olan. Burada da yani bu mümkün değil bundan bağımsız düşünmek. Aynı şekilde bunu bugünden tekrar özne ve nesneleri oluşturmaya başladığımızda bugünün yaklaşımları, tartışmaları ister istemez bunun içinde yer almaya başlıyor. Bu bu özne nesne matrisinin de bir zaman ne denir ona? Timeline diyeceğim ama onun da bir sürede kimin ne yaptığını anlatan bir şey var vesaire. Bu sohbet daha sonra üç aşamalı bir sete dönüşüyor. Bir çizim setine dönüşüyor. Bu çizim setlerinin yükseklikleri bir şekilde aynı ama uzunlukları o sohbet aşamasının uzunluğuna göre ne kadar sürüyorsa o kadar devam ediyor. Ve üç sohbet aşaması da rotalar gibi düşünürsek birbirleriyle birlikte var olma durumları var. Çünkü Hejduk özne nesne tariflerini yaparken onların birbirleriyle kurdukları ilişkiyi, birbirleriyle kurdukları etkileşimleri tarifliyor. Ben de o tarifler üzerinden yeni özne nesne setlerini ve bu yeni maskeleri de onların üzerinden tarifliyorum. O yüzden rotalar birbirinin içine girebiliyor, bazen birbirlerini kapatabiliyorlar vesaire. Şimdi bu haliyle çok durağan bir noktada kalıyor. Yani Hejduk'un yaptığı şey yine özne nesneler ve böyle bir chart gibi maskeleri koymak, bazen plan çizmek vesaire. Benim yaptığım aşamada da öyle bir nokta var ama o noktada bu haliyle durağanlaşmaya başlıyor ve ben hani sohbetin birazcık müellifinin kimin olduğu belli olmayan yeniden anlatılar kuran bir şeye dönüşmesini hedefliyordum. O yüzden bu sohbetin formunun bir kutunun içine sokuşturulmasını karar verdim. Çünkü Hejduk'un bu göçebe formlarına birazcık öykünen bir sohbet biçimine dönmeye başlıyor. Altında dev ve anlamsız bir tekerleği var. Ve bu rotalar bir şekilde sanki yine şey yapmayan, sonunda baskı yapmayacak bir printer'a dönüşüyor. Böyle sürekli olarak içinde gezen bir sürü rota varmış gibi çalışıyor. Ve sonunda da o kutunun içerisinde kutunun bütün yüzlerinden bu anlatıyı deneyimleme halinize göre anlatının tarifi ve aktardığı hikayeler başkalaşmaya başlıyor gibi bir durum var. Çok zaman alıyor muyum? Toparlıyorum. 10 saniyeler. Daha çok dinlemeli seni. Nasıl soluksuz konuşuyorsun böyle? Biz de dinliyoruz yani. Ve 12 saniyeler. Ve bu kutu da en sonunda böyle bir form alıyor. İşte böyle altında komik pombik böyle ayakları var. Dev bir tekerleği var. Ve içindeki rulolar da transparan halleriyle ardını göstererek tekrar tekrar anlatıyı kuruyorlar. İşte böyle duruyorlar falan filan.
Ve bu birazcık artık izleyenin ya da işte bunu buna bakanın tekrar anlatıyı oluşturduğu bir duruma doğru dönüyor. Çünkü bu rulolar aslında dönüyorlar ve sürekli olarak buradaki bu transkript dediğim şey her rulonun çevrilmesi ve farklı yüzeylerin üst üste gelmesiyle yeniden yeni tarifler kuruyor. Yani buradaki maskeler bu sefer bir şekilde bir tiyatral bir şekilde üst üste kayarak gelirken tekrar tekrar tarifler çıkmaya başlıyor ve bunları böyle bir caption yani böyle bir imajın altında yazılan tarif gibi okursak bunların her şeyin hareketinde bambaşka şeyler anlatmaya başladığını görüyoruz. Ve işte özne ve nesneler bu kayma hali içerisinde tekrar tekrar kendi performanslarını sunuyorlar gibi bu şekilde gidiyor. İşte parça böyle kaç caption var? Aslında bu sonsuz diye gidebilir. Ben de bir 20'ye kadar hani o fotoğraf çekmek işte o ışığı ayarlamak için 20 tane set yaptığımı hatırlıyorum. Ama hani işte orada bakan kişi onu ne kadar çevirirse, ne kadar döndürürse oradaki o kaymalarla karşılaşacağı şeyler de o ne olursa onu çıkarıyor gibi. Ve işte bu benim doktora tezimde projelerden bir tanesiydi. Ve bu kadar bence. Gayet güzel. Çok güzel gerçekten. burada işte, birazcık şey pardon. Yani burada biraz arşiv materyaline fütursuzca dalmak diyebilir miyim? Bir kabaca istemiyorum ama biraz işte bu yaratıcılık üzerine araştırdığım modu denemek için gerçekten kültürsüzce dalmak diyebiliriz. Öyle bir projeydi. Hecrup'la konuşmaya devam etmek istiyor musun? Sürekli. Ben çok seviyorum konuşmayı ve sürekli kendisine referans verdiğim zaman yüzümde bir aydınlanma olduğu söylenir. Yok gerçekten şey yeni yeni setler oluşturmak, yeni konuşmalar yapmak veya Hecrup dışı da olabilir, bu başka kişiler de olabilir elbette. Ama bilmiyorum Hecrup kadar heyecan vericisi olur mu şimdi bu şeyde düşününce. Ya evet bilmiyorum. Evet Hecrup biraz mimarlığın içerisinde de kendine kendisi için bir yer istese de istemese de oluşturmuş birisi bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür yani müthişti. Benim için çok iyi oldu bunu senden dinlemek. Benim için ilkti. Peki şimdi bir beden gibi olan, aslında iki kişi olan Dilşat ve Eda'ya geçebiliriz. Siz zamanınızı artık kendi aranızda paylaştıracaksınız. Siz Almanya'nın farklı köşelerinden bağlanıyorsunuz galiba, değil mi? Kim sözü alacak? Ben başlayabilirim. Tamam. İstersen ben bir ekranı paylaşayım. Okey. Bu arada ben şeydeyim, İstanbul'dayım şu an, son günüm ama. Öyle mi? Tamam. Neden sen? Bir şey sorabilir miyim? Bilmediğim ya da bildiysem de unuttuğum bir şeyle başlayabilir misiniz? Siz nasıl oldu da bir araya geldiniz? Hep birliktesiniz gibi bir alışkanlık var bizde ama öyle değil tabii durum. Nasıl oldu? O şeyi kısacık yani süre harcı tutacağım bunu. Biz Salt'ta tanıştık aslında. Salt'ta bir workshop'ta tanıştık. Sanatçı kitapları atölyesinde. Bu 2 günlük bir workshop'tu. Sonrasında çok uzun zamandan yani görüşmedik. Araya bir boşluk girdi ama birbirimizin işlerini takip ettik pratiğini. Böyle aradan 5 yıl geçtikten sonra Dilşat bana şey dedi yani böyle bir bahçe var, bu bahçeyi birlikte gezelim mi gibi bir teklifte bulundu. Çok romantik bir teklif. Gerçekten böyle bir teklifti ama bir şey yapalım diye yola çıktığımız bir şey değildi. Üretim süreci değildi. Ya aslında şöyle oldu, ben Eda'nın bir işi var, Galatasaray Meydanı'ndaki kaldırım taşlarının izlerini topladı. O arada da ben bahçeye gidip geliyorum ve işte bahçe kapanacak mı söylemleri dönüyor. Benim kafamdaki şey yani bir mimar olarak, hatta bugünün konuşmasına da bayağı uyan bir başlangıç. Ben tek başıma gitsem ne yaparım? Hani bu mekan kapanacak ve bunu başka türlü nasıl görebilirim, nasıl kaydedebilirim mi düşünürken, ben tek başıma gitsem bir mimar olarak
Hani sınırlarımın çok belirgin olduğunu hissettiğim bir dönemdeydim. Hala mimarlık okuyordum. Ama bir yandan işte Eda'nın pratiğini de takip ediyorum. Kendim de bir yandan daha farklı mimarlık yapma biçimleri içerisinde var oluyordum. Biraz böyle o Galatasaray Meydanı'ndaki taşlarla birlikte ben Eda'yı arayıp işte birlikte gidelim mi bahçeye? Yani burası da yitirilmek üzere olan bir mekan deyip bir yürüyüş yapmıştık. Öyle aslında yola gittik. İyi ki yapmışsın bu teklifi, iyi ki Eda da kabul etmiş. Tamam, çok teşekkürler Eda. Ben sustum. Eda sen devam edebilirsin. Öncelikle herkese merhaba ve teşekkür ederim burada buluşmak hep birlikte. Benim için gayet keyifli bir konuşma serisi, toparlayamadım. Önceki Ekim ayından beri, geçtiğimiz Ekim ayında Hamburg'a taşındım ve burada yaşıyor ve üretimlerimi sürdürüyorum. Biz kısaca hem Unutma Bahçesi'nin genel aksından bahsetmek hem de pratiklerine biraz ödünç aldığımız toplayıcı botanikçilerin pratiğine nasıl yaklaştığımızda bir tık açmak isteriz. Kısaca işte Afet Erbil Botanik Bahçesi'ni ve bahsedebiliriz belki. Unutma Bahçesi, bu bahçeyi kuran kurucu profesörlerin göç hikayesini merkeze alan bir araştırma projesi motivasyonuyla başladı. Böyle bir bahçe var, bu bahçe yıkılıyor. Biz bir yandan aktivist değiliz, bu bahçeyi nasıl yaşatabiliriz, nasıl hafızasını diri tutabiliriz gibi bir gibi motivasyonla geniş çaplı bir üretim sürecine dönüştü bu süreç. Bakıldığı zaman bu küçücük arazi üzerinden hem iki farklı coğrafyanın, hem Türkiye'nin hem Almanya'nın bütün politik kırılmalarını okuyabiliyorsunuz. Üniversite reformu, nasyonel sosyalizmin yükseliş dönemi, yıkıcı etkisi, aynı zamanda geç Osmanlı, erken Cumhuriyet dönemi gibi birbirinden farklı dönemlerin tüm yansımalarını bu arazi üzerinden takip etmek, gözlemlemek mümkün. Dolayısıyla böyle birbirinin içerisine geçmiş çok fazla incelenmesi gereken konu var. Dolayısıyla bizim de ne yaptığımızı tanımlamak bu noktada çok güç oluyor. Çünkü tek bir fokusu yok projenin. Sürekli dallanıp budaklanıyor, sürekli başka noktalara, başka konulara sıçrıyor. Ve genel olarak da bu sürece bir üretim sürecini demektense bir yolculuk kelimesini, yolculuk demeyi tercih ediyoruz aslında. Bir yandan 5 yıllık, 6 yıllık bu üretim sürecine baktığımız zaman bir sürü şey birikti, bir sürü şey eksildi. Bir sürü soluklandığımız, durduğumuz sergiler, sunum yaptığımız mekanlar oldu, kayıplar oldu, yolculuğa katılanlar oldu. Dolayısıyla bu süreci yolculuk olarak tanımlamak bize hep çok iyi gelmişti açıkçası. Bir noktada da üreten olarak kendimizi çok arada bir yerde konumlandırıyoruz. Kimi zaman sanatçıların pratiğine yaklaşıyoruz, kimi zaman mimarların yöntemlerini ödünç alıyoruz. Ama bir yandan da bir tarihçi gibi ya da bir dedektif gibi de olaylara yaklaşıyoruz. Böyle çok arada bir yerde konumlandığımız ya da çıkmaza düştüğümüz zaman kendimiz bir alternatif bir söylem ürettiğimiz bir üretim süreci bu aslında. Ben de biraz karışık anlatıyorum ama biz de tanımlamakta zorluk çekiyoruz bu süreci bir noktada. Daha ne kadar net anlatabilirsin? Gayet iyi. Teşekkür ederim. Sürekli süre giden bir süreç bu, yani devam eden. Belki biraz toplayıcılığın pratiğiyle, toplayıcılık pratiğiyle bizim pratiğimizin kesiştiği noktalardan çok ufak bahsedip sözü Dilşat'a verebilirim. Öncelikle Gemse'de gördüğünüz bahçenin çok kısa hikayesi 1930'larda nasyonel sosyalist rejimin yarattığı baskı sonucu göç eden iki Yahudi Alman bilim insanı tarafından kuruluyor bu bahçe. Alfred Heilbronn ve Leo Brunner tarafından kuruluyor. Bahçenin kurulma aşamasında dört dilde bir tohum talep mektubu kaleme alınıyor Alfred ve Leo Brunner tarafından. Alfred Heilbronn ve Leo Brunner tarafından. Ve bu mektup... Biz henüz yeni açılmakta olan bir botanik bahçesiyiz. Lütfen elinizdeki tohumların artıklarından, sürgülerinden bize gönderirseniz ileride büyüyüp gelişince biz de dostane bir şekilde bu yanıtınıza karşılık vereceğiz gibi bir mektup bu. Dört dilde yayınlanıyor ve tüm dünyadaki bütün botanik bahçelere yollanıyor. Ve botanik bahçelerinden gelen tohumlar bu bahçede, bu arazide hayat buluyor. Temelde baktığımız zaman aslında profesörlerin göç hikayesiyle, Almanya'dan kaçış süreciyle bitkilerin bulunduğu ve toprağa sıkı sıkı bağlı olduğu coğrafyadan koparılma halleri bize çok eş gelmişti aslında. Bir yandan böyle çok metaforik olarak ama her ikisi de yani bu strüktürü belli olan
alan içerisinde hem bitkiler için hem de profesörler için bir yuva, bir ev işlevi görüyordu bu arazi. Hakikaten de ev gibi. Bitkiler ve profesörlerden sonra bizim için de bir noktada ev gibi bir sürece dönüşmüştü. Çünkü biz de böyle şehrin buhranından, kendi sıkıntılarımızdan kaçıp orada böyle ciddi kararlar verdiğimiz bizim için de önemli bir araziye, önemli bir mekana dönüşmüştü. Belki çok kısa botanikçilerin ne yaptığından bahsedebilirim. Botanikçilerin genelde pratiği sahada geçiyor ve kendilerini toplayıcı olarak adlandırıyorlar. Ve Anadolu'yu, tüm coğrafyayı, Anadolu'yu, dünyayı karış karış gezerek bitki topluyorlar. Bitki toplama pratiği onlar için oldukça önemli. Çünkü hem türlerin devamlılığını kayıt etmek, hem de mevsim koşullarında ulaşamadıkları ya da endemik türleri kayıt altına alıp her mevsim koşullarında çalışabilecekleri bir arşiv sunmak açısından oldukça önemli. Bir yandan da bilimsel çeşitlilik için elbette önemli bu durum. Ve her botanik bahçesinin bünyesinde bir herbaryum oluşturma hedefleri var enstitülerin. Ve bu herbaryumlarda toplayıcılar tarafından oluşturuluyor. Sahadan toplanan bitkiler kurutma kağıdı arasına alınıyor ve kurutma kağıdında muhafaza edildikten sonra uygun bilimsel koşullara göre sınıflandırılıp arşivleniyor. Belki bundan sonrasını Dilşat anlatmak isteyebilir. Ben de çok onu... Çok teşekkürler Ezan. Ya bundan sonrasında aslında biz biraz bu mimarlık araştırma sahası olarak mimarlık üzerinden düşündüğümüz ve araştırdığımız mekan nasıl bir yandan kendisi bir araştırma mekanı. Aslında bir araştırma ve sergi mekanı, botanik bahçesi ve herbaryum. Bir yandan bir hafıza mekanı, bir toplama mekanı. Ve bunun üreticilerinin nasıl bir yandan bizim mimarlık alanında yapmayı bildiğimiz araştırma metotlarına referans veren şeyleri yaptıklarını da gözlemlemiştik Eda ile. Biraz böyle bu kesişimler, bu üst üste gelmeler bize nasıl referans verdi ve bizim pratiğimizde neye dönüştü üzerinden bir ufak bir şeyler göstereceğiz. Eda'nın biraz önce bahsettiği herbaryum yapma pratiği ya da sahada olma pratiği aslında bir botanikçi çok fazla referansı sahadan topluyor. Aslında yani saha dediğimiz yerde yine bir mekan, bir dağa gidip o dağın kesitini çıkartıp o dağ üzerinde rotalar belirleyip bu rotaları yürüyüp o rotalarda topladıkları bitkiler üzerinden aslında toprağı, o mekanın, coğrafyanın iklimsel özelliklerini, biyoçeşitliliğini, bir sürü veriyi hafızasında kaydeden bitkileri toplayıp yeniden başka bir mekana getiriyorlar. Bir yandan bu çok kolonyal bir pratik. İşte gidip bir yeri toplayıp orayı fethetmek, oranın verisini kaydetmek ve oranın bilgisine hakim olmakla ilişkilendirilebilir. Ama bir yandan biz yani Türkiye özelinde baktığımızda, bizim incelediğimiz botanikçilere baktığımızda hani modernleşmeye başlayan ve değişen bir ülkede bir ihtimal korunamayacak ya da değişecek olanını kaydetme ya da tanıma gibi bir yerden de okuduk. İşte şu an baktığımız çizimler Turhan Baytop tarafından çizilmiş eskiden. Kendisi Eczacılık Fakültesi kurucularından eski bir botanikçi. Ve Uludağ bizim araştırdığımız Helbron, Alfred Helbron, Mehbar Helbron çiftliğinin çok sık gittiği, bitki topladığı bir coğrafya. Buradan toplanan bitkiler dışarısında başka bilgiler de toplanıyor. Örneğin bu alttaki Alfred Helbron'un tuttuğu bir gezi defteri. Bu defterde bir yanda Diyarbakır Tatvan'la ilgili notlar var. Diğer yanda Diyarbakır Tatvan'dan fotoğraflar var. Ama işte orada bir göle kadınların nasıl girdiğini ya da orada karşılaştıkları bir askerin nasıl konuştuğunu da yazıyor. Aslında o coğrafyanın gündelik hayatına dair de çok fazla veriyi topluyor bir yandan bu doküman. Aynı dönemde Mehbar Helbron'un da tuttuğu başka bir defter var. İnanılmaz poetik ve bütün günün ilk ışığından akşam kahve içtikleri kahveye kadar her detayı kaydettikleri bir not defteri o da.
Bir yandan işte bu pratiklerin nasıl yapıldığını, neden yapıldığını da görüyoruz. Askerlerle birlikte Diyarbakır'ı geziyorlar 39 yılında, 40 yılında. Ya da bu üstteki işte bu Belgrad Ormanı'nda toplanan mantarların kesit çizimleri. Galiba mimarlıktan geldiğim için bunlara hep bakarken kendi eğitim sürecimde yaptığım şeyler aklıma geliyor. Bihter gülümsüyor. Aklıma gelenlerden ilki de aslında Öteki Kafalar ekibi olarak birinci sınıfta bizi Eğirdir Gölü'nün kenarına götürmüştünüz. Bir mimarlık proje gezisi. Ve böyle biz aslında saatlerce gölün kenarında vakit geçirip gölden bitkiler toplayıp işte kesitler alıp bu çok benzeyen bir tarafı var. Çünkü bir alan keşfi, bir alan kaydı ve o alanı kaydederken elbette bir yandan birileri de kesit çiziyor, plan çiziyor. Çünkü bu aslında bir şekilde yani bir diyalog, bir ilişki kurma metodu gibi görüyoruz biz. Bir yandan bunu nasıl bizim Eda'yla olan projemizde nasıl bir yere oturdu diye bakacak olursak. Biz hep, yani bunlar bu arada birkaç herbaryum örneği. Bu Asman Baytop, Turhan Baytop'un da eşi. Kendisi Eczacılık Fakültesi bu herbaryumunun kurucusu. Bu da Chronis Asmaniye, kendisinin keşfettiği bir tür. Yani bu türe baktığımızda bile kökünün, çiçeğinin, yaprağının hepsinin aslında bir veriyi beraberinde getirdiğini ve herbaryumun bir parçası olduğunu görüyoruz. Ya da işte diğer bunlar Osmanlı döneminden kalan ilk herbaryum örneklerinin etiketleri, işte onun nereden olduğu, bitkinin adı, hangi gün toplandığı, kimin topladığı gibi bir sürü datayı kaydedebilen bir pratik bu. Bir yandan bizim pratiğimizde nasıl bir yere düştüğünü yeniden bahçeye dönüp oradan göstereceğim. Bizim Eda ile bahçede ilk çıktığımız gezintiden sonra bir yıl boyunca bahçe kapanana kadar sürekli olarak gezintiye çıkmak gibi bir alışkanlığımız oldu diyelim, ya da buna daha iyi bir yerden pratik diyebiliriz. Bahçede çıktığımız gezintileri biz botanikçilerin sahada çıktığı gezintilere benzetiyorduk hep. Çünkü yitip gitme ihtimali olan ve kendi habitatını oluşturmuş bir topluluğun bir mekanın içerisinde sürekli dolaşıp orayı kaydediyorduk. Ve bunu belki böyle planlar çizerek değil ama bitkilerden kalanları toplayarak, o günün sıcaklığını not ederek, duyduğumuz sesi kaydederek aslında farklı kaydetme yöntemlerini de dahil ettiğimiz ama bir yandan botanikçilerin kendi yöntemlerini yeniden okuduğumuz bir mekan kayıt pratiği oluştururken bu referansları, bu kesişimleri fark ettik diyebilirim. Sonrasında daha farklı bir kısmı daha var aslında bu botanikçiler ve biraz da bizim karşılaştığımız daha da onların arşivci, hobi olarak arşivcilik karakteriyle keseceğim. Biraz önce Eda da söyledi aslında bir yandan bizim bahçeyle olan çalışmamızda bir de birkaç göç hikayesi var. Bunlardan ilki Yahudi Alman profesörlerin Türkiye'ye gelip bahçeyi kurarkenki sürgün hikayesi. Diğeri de profesörlerden Mehpare Halbron'un aslında Türkiye'den işte ilk darbeden sonra kaçmak zorunda kalıp Almanya'ya yerleştiği, bu tam Almanya'ya yoğun Türkiye'li işçi göçünün olduğu döneme denk geliyor. Ve aslında Almanya'da yeniden Türkiye'deki hayatının tamamını arşivler üzerinden yeniden kendi evinde var ettiği bir şeyle karşılaşmak üzerinden oldu. Yani bizim aslında süreç içerisinde yavaş yavaş öğrendiğimiz bir şey, arşivin iyileştirici bir tarafı var. Ya da aslında ulaşamadığınız bir mekanı yeniden oluşturabilmenize imkan veren temsiliyetler üzerinden bir mekan kurma hali olduğunu fark ettik. Arşivde karşılaştığımız çok sayıda belge bir yandan Mehpare Halbron tarafından toplanmıştı ama yine pek çok sayıda belgede Alfred Halbron ve onun ilk eşi Magda Halbron tarafından toplanmış belgeler. Belgelerin bir kısmı aslında İstanbul'a geldiklerinde Almanya'yı hatırlamak üzerinden bir mekan kuruyor. Fakat bir diğer kısmı Almanya'da Mehpare Halbron tarafından Türkiye'yi hatırlamak ve özlemek ve o özlemi gidermek üzerinden bir mekan kuruyor. Bunlardan belki de en kuvvetli belge bizim için karşılaştığımız kutu kutu herbaryumlardı. İşte 20 kutu bitkiyi Mehpare Halbron, bu biraz önce çizimde gördüğümüz Uludağ'dan toplayıp sonrasında bu kaç yani göçme sürecinde beraberinde götürüyor üniversiteye küsüp. Ve o bitkilerin 20 kutunun 20'sini de koruyor.
bunlar işte 1993 yılında Mehpare Hanım vefat edene dek Frankfurt'ta Münster'de bir odada duruyorlar. Fakat sonrasında oğlunun evine geçiyor derken oğlu bunların bir kısmını Türkiye'ye getiriyor. Orada iki kutu unutulmuştu örneğin. Bir yandan da bizim bu hikayeyle tanışmamıza vesile olan şey o iki kutunun unutulmuş olması ve onları bulmamızdı. Bu sadece bir mekan, bir ev ya da bir şehir değil. Bir yandan işte çıkıp keşfettiği, yürüdüğü, topladığı, kaydettiği coğrafyayı da beraberinde taşıyıp o coğrafyayı yine bir temsil üzerinden Münster'de yeniden korumak, var etmek ve hatırlamak gibi bir ritüeli olduğunu fark ettim Mehpare Hanım'ın. Bu noktada da bizim aslında böyle hatırlamak, bunun iyileştirici tarafı, şifalı tarafı nedir? İşte kaydetmek ve hatırlamak arasında nasıl bir bağ var? Arşiv neye yardımcı olabilir gibi sorular sordurtan bir yanı oldu bütün bu bulduklarımızın. Bu yolculuğumuzun aslında bir başlangıç kısmıydı diyebiliriz, ilk kısımlar. Daha sonrasında biz bu yolculukla karşılaşmış başka bir karakter var. Kurt Elbron, bu çok göç eden çiftin oğlu, göçlere maruz kalan çiftin oğlu. Ve hep ben annemle babamın sürgününün meyvesiyim ya da işte onların sürgünü bana vurdu gibi kendisini oradan tanımlayan birisi. Biraz böyle onunla bu hatırlamak ve hatırlamanın şifalı tarafını birlikte aslında keşfettik ve bütün bu arşivi birlikte açtık diyebiliriz. O böyle annesiyle ve babasıyla aslında bir noktada yeniden tanıştı. Yıllardır açmadığı kutuları açtı. Bir yandan bizim ilk başta başlangıç noktamız bu bahçe kapanıyor ve şehrin hafızasında, şehrin gündelik hayatında zaten çok da var olmayan bir mekan. Biz nasıl buna dahil olabiliriz? Bir yandan onu hatırlayarak ne kadar kurtarabiliriz? Yani fiziksel olarak kurtarmamızın mümkün olduğunu düşünmeyecek kadar realistik. Çünkü İstanbul'da çok fazla mekanın yok olduğunu görüyoruz. İşte 2010'dan beri özellikle. Ama bir yandan da elimizden ne geliyor ve kendi bildiğimiz yöntemlerle ve özellikle de hafızayı düşünerek bunu kaydetmek ve bir yerde en azından var etmek mümkün mü üzerinden düşünerek başladığımız şey şu iki fotoğrafla karşılaşmamızla değişik bir yere evrildi. Çünkü bu fotoğrafta bahçeden önce var olan enstitü yapısını görüyoruz. Enstitü yapısı diyorum. Burada enstitünün ilk hali var. Burada da orada var olan, enstitüden önce var olan İstanbul Kız Lisesi fotoğrafı var. Fakat bu İstanbul Kız Lisesi fotoğrafı müftülükle paylaşılan bir avluda kızların işte beden eğitimi dersi yaptığı 1925 yılından bir fotoğraf ve bu bina önceden Şeyhülislamlığa ait aslında Osmanlı'daki en yüksek dini makamın ofisi. Ve böyle bir yerde bu noktada bugünkü çatışma acaba neye dayanıyor diye başladığımız daha başka bir katmanı oluştu projenin. Burada böyle Eda'nın da bahsettiği Türkiye'deki pek çok politik kırılmaya referans verebilecek değişimleri mekan üzerinden okuduğumuz başka bir araştırma ayağı oluştu projenin ya da yolculuğun. Ve şunu fark ettik, evet buraya dayanan ve bununla ilgili mektuplara ulaştığımız, bunun aslında nasıl bir bağlantısı olduğu bugünle ve daha bambaşka başka katmanlarla nasıl bağlantısı olduğuna ulaştığımız bir başka bir başka ağı oldu aslında projenin. Ve bunu araştırırken de çok fazla insanla karşılaştık, çok fazla yere ulaştık diyebiliriz. Ve hani bizim fark ettiğimiz başka bir şey de evet işte bu profesörler göçerken gidemedikleri, artık ulaşamadıkları mekanın nasıl arşivini tutup onun temsili üzerinden onunla bir şekilde buluşuyorsa bizim yapmaya çalıştığımız şeyin de bir noktada onların bu kaybettikleri mekanı temsil üzerinden yeniden beraberlerinde getirme haliyle örtüşen bir tarafı olduğunu fark ettik. Çünkü bizim de aslında çıkış noktamız bir bahçe yok oluyor. Belki de burada yaşayan bitkiler yok olacak. Belki de işte bu bütün bu hikaye yok olacak konusuna bir tepki olarak aslında başlayan bir yolculuktu. Oradan da böyle bir göç, arşiv ve bahsettiğimiz bu şifalı bir yerden toplayıcılık yapma pratiği, yani o belgeleri toplamak, onları bir araya getirmek, yeniden bir narratif oluşturmanın iyileştirici tarafının acaba bizde de böyle bir
yönü var mı üzerine düşündüğümüz bir başka bir kesişim var. Bu sahayla ve sahada bitki toplamanın mekansal üretimle ilişkisinin dışında arşivle hatırlamak ve bunun iyileştirici tarafı ve mimarlık alanında araştırma yapmak üzerinden başka bir kesişim olduğunu fark ettik. Birazcık da son olarak şeyden bahsetmek istiyoruz. Hani onlar nasıl bizim yaptığımız şeyde yer buldu? Bu Circle'da gösterdiğimiz haftada aslında sergiden üretimlerimizin fotoğrafları yer alıyor ve bir yandan da bir kitap sergiliyoruz. O kitapta bu bahsettiğimiz bütün araştırma ve hatırlama yolculuğunda bir araya geldiğimiz insanlar, kimlerle tanıştık, nasıl şeyler hatırladık ya da nasıl şeyler hatırlamak için kimler ne biriktirmiş, ona referans veriyor. Bu ilk, aslında ilk başladığımızda yaptığımız bir şeydi. Çıkıp bitki topluyorduk. İşte dökülen yapraklar, kurumuş tohumlar vesaire. Ve bunları diyakasetlerinde biriktirmeye başladık. Bir noktada böyle bir katalog yapmak istedik. Aslında bir herbaryuma alınmadık. İşte biz bahçeye gidiyoruz. Bu da çok ilginç bir durum. Türkiye'de hani o olan bir şey galiba hep. Bir şey yapıyorsunuz ve birisi beğenmiyor. Siz yeterince bilimsel bir şey yapmıyorsunuz. O yüzden içeri giremezsiniz. Herbaryumu göremezsiniz gibi bir tepkiyle karşılaştığımızda ya da katalog istediğimizde bize siz neden katalog istiyorsunuz? Neden buna ihtiyacınız var gibi bir yerden gelince. Oradan gelen bir referansla aslında kendi herbaryumumuzu, yani yitip giden bir bahçenin son bir yılının bir herbaryumu ve bir kataloğu olabilir mi ile başladığımız bir bitki toplama süreci gerçekleştirdik. En sonunda o iki işe evrildi aslında. Son yılın kataloğu ve son yılın herbaryumu isimli. Bir noktada birbirini doğuran da işler çünkü birinin taramasıyla oluşuyor. Bir yandan da bu bizim için böyle bir hem metot hem temsil araştırmasına da dönüştü. Çünkü bir bahçeyi ne kadar farklı yoldan temsil edebilirsiniz? İşte bir katalog da bir bahçenin temsili, bir herbaryum da bir coğrafyanın temsili. Bunları tekrar tekrar düşünüp biz artık içine girilemeyen bir bahçeyi başka kamusal bir mekanda izleyiciyle nasıl yeniden buluşturabiliriz ya da deneyime neden nasıl yeniden açabiliriz de düşündüğümüz başka bir araştırma ayağı da bence temsil ve bu temsil biçimleri üzerinden mekanı yeniden kurmak ile alakalı oldu diyebilirim. Mehbar Hanım'ın herbaryumlarını getirdik ve açtık. Çünkü tuhaf bir biçimde Okurt Bey'in enstitüye ulaştırdığı 18 kutu herbaryum başka bir bodrum katında sıkışmıştı ve açılı değildi kamuya. Öte yandan işte bizim bodrum katı, Frankfurt'ta bodrum katında bulduğumuz iki kutu Türkiye'ye geldi Kurt Bey sayesinde. Ve hani sergi alanında var oldular bütün kutularla birlikte, ikisi kutu, 18'i boş enstalasyonun bir parçası olarak. Ve Eda ile olabildiğince her hafta bu herbaryum örneklerini açıp gelenlere gösterdik ve bir noktada bu bizim için de Mehpare Hanım'a karşı böyle bir borç gibiydi. Yani hani bu kadar önemli bir figür botanik tarihinde ve araştırmaları bir göç hikayesiyle tamamen kesilmiş bir kadın araştırmacının herbaryumunu açmak da bir yandan bizim için önemliydi. Bir yandan da böyle laboratuvarvari bir hali vardı aslında bizim hayalimizdeki serginin, performansın. Bu da böyle araştırma sahasına birilerini davet etmek, başka insanların da aslında bu araştırmanın bir parçası olabilme halini de sağlayabileceğimiz bir çalışma masası ve arşiv kutularıyla birlikte oldu bu işte. Diğer işlerde de Eda'nın bahsettiği bu ilk mektup, İşte diğer botanik bahçelerini buraya tohum göndermeye davet eden ilk mektup ve sonrasında bu ilk mektup ilk katalog ile beraber basılıyor. Ve bütün katalogları bahçenin. Yine aslında bu da bir bahçe temsili. Bu katalogların hepsinde bahçede var olan tohumların listelerini görüyoruz. Ve bu kataloglar mesela darbe zamanı kesiliyor. Darbeden sonra 90'larda İstanbul Müftülüğü bu bahçeyi ilk defa talep ediyor. Diyor ki burası bizim arazimiz, bunu bize verin. 93'te mesela yeni bir katalog yayınlıyorlar. Aslında böyle şeyi de okuyabiliyorsunuz. Ne zaman temsil etmeye ihtiyaç duyuyoruz? Ne zaman o kesiliyor? Ne zaman hani buna yeniden sarılıyoruz? Biraz böyle bu iki iş de birbiriyle
ilişkiliydi ve birbirini yani birbirini tarif ediyordu aslında. Son olarak da bizim bahçenin değer görmeyen modern mimarlığını, modernist mimarlığını bir şekilde sergi alanına taşıdığımız bahçenin aslında hayatta kalma motifini de sergi alanına taşıdığımız havuz işi vardı. Havuz da aslında bir noktada bizi hep şaşırtan bir şeydi. Bahçeye ilk girdiğimizde çok iyi hatırlıyorum. Eda hiç düşünmeden elini soktu havuza ve bunun içinde ne var merakını gidermek için direkt böyle elini bu havuzun içine soktuğunu hatırlıyorum. Bizim için böyle şeydi. Giriyoruz, içeride ne olduğunu bilmiyoruz. Aslında bu bütün bahçenin de sürecinde içinde ne olduğunu bilmediğiniz bir sürü hikayeye girdiğimiz bir yolculuğa referans veren de bir havuz. Ve bir yandan da terk edilse bile ki sergi alanında içine koyduğumuz su mercimekleri üremeye devam etmiştim. Bir şekilde kendimi yenileyen, üremeye devam eden de bir hali vardı. Biraz böyle farklı farklı yanlarından farklı farklı şekillerde mimarlıktaki araştırma haline bağlandığını düşündüm. En azından benim kendi kişisel deneyimlediğim mimarlık eğitimindeki gördüğüm araştırma pratikleri ya da işte sahadaki, alandaki araştırma pratikleriyle hep böyle bir kesiştiğini düşündüğüm anları oldu. Bizim anlatacaklarımız bu kadar. Hani böyle bir, bu bana süre bitti çoktan deme şeyini zorunluluğunda bırakmadığın için teşekkür ederim. Yani bu günlerce dinlenecek bir hakikaten yolculuk. Benim çok etkilendiğim bir yolculuk. Ne vesileyleydi? Kurt Bey'le Kurt Bey'in de olduğu bir şey yapılmıştı, toplantı yapılmıştı. Efo'daki sergi kapsamında. Kapsamındaydı, ha doğru. O yayınlanıyor mu? Evet, yayında olmalı YouTube'da. Efo'nun YouTube kanalında var. O da beni çok etkilemişti. Yani sizin araştırmanızın hemen hemen başından itibaren galiba şahidi, izleyicisi oldum. Kurt Bey yani işte anne babası açılmamış kutular bütün bunlara sizin şahit olmanız, hatta orada geçirdiğiniz yani son derece hani o iyileştirme orada da var. Belki de özellikle orada var diyebiliriz belki de. Yani bir insanın iç dünyasının dünyasına çok önemli bir eşikti tahminimce. Sizin resmen sızmanız yani ve onu da buna izin vermesi. Çok etkilenmiştim doğrusu. Bir de galiba bu artık isteseniz de istemeseniz de sizin hayatınızın parçası haline geldi galiba. Duruyor değil mi? Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Bir, ikincisi ben bilmiyorum öteki kafalar ne? Öteki kafalar bizim, yani benim mimarlık okuduğum dönemde aslında birinci sınıfta aldığım stüdyo. Bihter o zaman benim hocalarımdan biriydi. Evet, Sait Ali ben, Zeynep Aydemir. Yanımızda Burçin Güngen ve Hakan Tüzün Şengün de vardı. Öyleydik. Ben yanlış hatırlamıyorum. Yani evet. Bu böyle ilk yılımda aldığım ve bence bir sürü hala düşünüp referans bulduğum. Evet, bizim için de çok güzel bir dönemdi. Ekip olarak çok eğlendiğimiz bir dönemdi. Eğitim gezimizde hepinizi böyle gölün etrafına beşer beşer otobüsten atarak geri toplamıştık. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Ne var projeksiyonda hakikaten unutma bahçesiyle? Mayıs ayında sergi Fürth'e taşınacak, Almanya'nın Fürth şehrine. Hebron ailesi için Fürth önemli çünkü aslında bütün aile orada doğuyor ve oradan dünyanın farklı yerlerine göç etmek zorunda bırakılıyor. Biraz daha hem ailenin Yahudi kimliğine odaklanan, hem şehre yayılan, hem de bahçeyi buraya taşıyabileceğimiz bir birazcık daha genişleterek bir sergi hayal ettik. Biz de Mayıs ayındaki sergi hazırlanıyoruz şimdi. Çok hatta güzel. Bugün ben botanik bahçeyi ziyarete gittim. Erdal Bey'le buluştum. Oradaki birlikte çalıştığımız profesörlerden biri. Ve bana böyle bir 30 tohumluk bir seçki yaptı. O 30 tohumluk seçki Fürth'teki Yahudi Müzesi'nin bahçesinde Alfred Herborn, minik bir Alfred Herborn bahçesi yapıyorlar.
Orada hani sürekli olarak devir daim bir şekilde ekilip kalıcı bir bahçe olarak hayatına devam edecek. Muhteşem. Ama şöyle bir yandan hani onu da söyleyeyim. Bahçe hala var. Fakat yani böyle bir şey oluyor hep. İstanbul Müftülüğü araziyi aldı, istedi, binayı yıkıyor. Ama bahçeyi şu an onlar koruyor. Öte yandan İstanbul Üniversitesi teknik olarak aslında bahçeyi terk etmiş durumda. Biraz böyle değişik bir sahiplik, sahipsizlik hali arasında var olmaya devam ediyor. Umarım ilerleyen dönemlerde daha farklı şeyler olur. Daha farklı anlatabiliriz bahçeyi. Ümit ediyorum. Mesela ben istesem gidebilir miyim şimdi? Ben bugün türlü şeyler söyleyerek girdim. Hani belki gidebilirsiniz. Anladım. Peki. Bunu özel olarak konuşalım ayrı. Anladım. Peki. Hayır yani hala fırsat varken diye bir ümit hepimize ümit olabilir mi diye sordum. Çok teşekkür ederim. Şimdi belki Circle ekibine bir dönmek iyi olabilir. Acaba sorular var mı diye bizi YouTube'dan izleyenler varsa onlara yanıt vermeye gayret edebiliriz. Şu anda soru yokmuş. Tamam. Sizin birbirinize sorunuz var mı? Yoksa yani ben hemen bir şey soracaktım. Nişat'taki içeride hala bir şey var mı yoksa sadece bina olarak mı duruyor? Bina yok. Bina aslında yok. Yani bina da var. Onu da yıkamıyorlar. Çünkü bir yandan tescil durumu var, davası var falan filan. Ama bitkiler duruyor. Yani şöyle bir durum var. İşte çok uzun süre bakımsızlıktan böyle bir türler birbirlerini yutuyor ya. Baskın türler diğerlerini eritiyor. Öyle bir durum olmuş. Şu an böyle bir bahar temizliği yapmışlardı ben gittiğimde. Ve belliydi hangi türler kalmış, hangi türler gitmiş. Şimdi hatta bütün tohumlarını böyle bir masanın üzerine sermişler. Bahçenin var olan son 10 yılda toplanan bütün tohumlarını yeniden ekmeye çalışıyorlar bazı türleri. İşte bir sürü çimlendirme deskleri falan vardı. Hani mesela müftülük 3 tane bahçıvan tutmuş son olarak. Anladım. Önce 2 taneydi, şu an 3 tane olmuş. Umut ediyorum hala devam ediyor bitkiler. Evet, ben de öyle. Ben şeyi merak ettim. Yani bu arşiv diye bahsediyor. Yani onlar bir arşiv olarak tutmuşlar mı? Yani istiflenmiş bir malzeme mi var? Şeyi anlıyorum. Botanik kısmı istiflenmiş bir malzeme ama o kişisel olan hikaye aslında o kadar istiflenmemişti. O da aslında sizin elediğiniz ya da işte elekten geçirdiğiniz bir şey gibi. Yani depoda farklı farklı kişilerin döküman yığını var. Aslında böyle kapalı bir şekilde kutular arasında kapatılmış bir şekilde bekliyordu. Yani sanırım 4-5 kişinin 4 kişinin arşivi var orada. Hem Kurt Bey ve eşinin Alev Hanım'ın, Alfred Bey'in ilk eşinin ve Mehbari Hanım'ın arşivleri orada. Hepsi kendisine göre tasnif etmiş. Mesela Mehbari Hanım'ın şöyle bir klasörü var. İçimi sıkan mektuplar. Hani hepsinin tasnifi farklı. Ya da ya da şey yapmamışlar mesela. Bir Mehbari Hanım'ın kıskançlık krizine girip ya da böyle ilk eşinden kalan dokümanları da hani hiçbir şekilde atmamış. Hepsini muhafaza etmiş ve hepsini kendisi tasniflemiş aslında. Ama tabii ki yani aslında tasniflenmemiş doküman yığını da demek doğru olur. Kendilerince tasniflenmiş. Hani Mehbari Hanım'ın hafif bir ruhu hissediliyor tasniflerde. Evet. Mesela bütün gezi dokümanları bir arada. Ama bizim başka bir karşılaştığımız birkaç tane de arşiv var. Mesela Cafer Türkmen'in arşivi, okulun fotoğrafçısı. O kendisi tasniflemişti Cafer Türkmen. Oğlu hani onun tasnif metodunu anladığı için bize gösterebiliyordu. Ya da Asuman Baytop, Turhan Baytop'un kızı Feza Günergün bir bilim tarihçisi zaten. O çok iyi tasniflemişti mesela arşivini. Onlar gibi değil. Bizim bulduğumuz bu Frankfurt'taki arşiv bayağı kutular ve dokümanlar aslında. Biraz biz böyle el yordamıyla tasniflemeye çalıştık. Kendimiz nasıl bir sonraki seyahatte nasıl rahat bulacaksak. Hakikaten de bir tık işledi gibi o sistem. Rahat bulabiliyoruz ama tam olarak tasniflenmiş bir arşiv diyemeyiz. Bu şey enteresan yani kendi profesyonel pratiğinin dışında kendi hayatlarını da bir şekilde tasniflediklerine göre orada bir hatırlanma isteği de sanki var. Hani bir gün hatırlanmaya dair bir
Umudu da varmış demek ki Mehpare'nin. Kesinlikle var çünkü Mehpare Hanım günlüğünde botanik gezilerinde tuttuğu günlüğünde şey olarak şeyle bitiriyor. Bir gün fotoğraflarım ben olmasam da bu fotoğraflar bu anları bu coğrafyayı yaşatacak diye bir şeyle böyle bitiriyor. Hakikaten onu görebiliyorsunuz Mehpare Hanım'ın günlüklerinde, fotoğraflarında, tuttuğu notlarda. Ya böyle daha çok kendisinin yaşatılması değil de yaşatılma sürdürülmesini istediği şeye yönelik. Yani gene arşivin anlamı üzerine bir şey, çok çok ilginç. Sen bir şey diyordun Dişat. Yani bir de çok böyle çok net bir travma var. O bu ailenin dağılması Alfred Hellborn tarafında. Mehpare Hanım da aslında onun izlerini sürekli yaşıyor ki, çünkü dahil oluyor travmaya oğluyla birlikte. Mesela bir grup fotoğraf albümü var. Aydaki her bireyin bir fotoğraf albümü var. İşte Alfred Hellborn yazılı ve böyle şu kalınlıkta bebeklikten başlayan ve ölüm ilanına kadar giden. Ya da şöyle bir şey var. Oğlum için kocamın ailesi diye bir albüm var ve bu mesela Fürt sergisinde şu an onu çok kullanıyoruz. Fürt'teki ailedeki bütün bireylerin fotoğrafları var o albümde. Yani böyle bir yandan bir köksüzlük, bir ailesizlik, bir böyle nerede ne yaptıklarını bilememe halinin getirdiği ve Mehpare Hanım'ın galiba bununla mücadele etmek için de kişisel, bütün o kişisel çaba oradan geliyor ama botanikçilik zaten arşive dayalı bir pratik olduğu için diğer bilimsel ya da profesyonel çaba da oradan geliyor. İkisi bir araya geliyor aslında. Peki yapıya girerken, yapı diyor diye söylüyorum ama sizi nelerle durdurdular ya da nasıl içeriye girebildiniz? Son dönemdeki girişten mi bahsediyorsunuz? İlk mesela bir yıl boyunca gidiyorsunuz ya, her gün mi gidiyorsunuz onu tam anlayamadım ama hani belli sürelerde gidiyorsunuz oraya. Neyle karşılaştığınızı çok merak ediyorum. Çünkü her zaman böyle çok manasız itirazlar da olabiliyor ya. Mesela şey çok iyi. Ayakkabınızdaki toz herbaryumdaki steril ortama zarar verebilir. Ve burada çok önemli bitkiler var. Mesela orada Abdülhamit tohum koleksiyonu falan var işte. Onların yok olmasına sebep olabilir gibi bir yorum gelmişti. Bence en iyisi buydu. Çünkü ben o herbaryuma 2 sene önce ya da 3 sene önce Ali ile girmiştim. Ali Taptık'la. Venedik Bienali için bir iş üzerinde çalışıyordu. Yani o zaman kimse hiçbir şey söylememişti falan. Böyle bir şeyle karşılaşmıştık mesela. Ya da dekanla görüşüyorduk çok ilk başta. Hani bir kimseyi tanımadığımız bir dönemde dekanla görüşüyoruz. Zaten telefonla ulaşamıyorduk işte, ya da ulaştığımızda bu şey çok önemli. Siz bilimsel bir şey yapıyor musunuz? Siz ne okuyorsunuz? Mimarlık ve sanat. Neden okuyorsunuz? Çok garip yani, sanat demiyorduk yani, mimarlık diyorduk, görece daha böyle bilimsel rasyonel bir alanı olduğu için o şeyi de kamufle etmeye çalışıyorduk. O da çok acayip bir durum yani. Ben şey diyordum mesela ki öyleydi. İlk bahçeye gitme sürecim şöyle başladı. Deniz Aslan'dan bir proje videosu alıyordum ve o zaman bir botanik bahçesi tasarlıyordum. Hiç bilmediğim bir mekan, öğrenmek için gidiyordum aslında ilk. O zaman da hani içeri girerken söylediğim şey, ben böyle bir şey yapıyorum, anlamam gerekiyor, o yüzden giriyorum diyordum. Onu devam ettirmeye çalıştık ama bir süre sonra o olmadı. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi bir böyle gardiyanlar var. Bence genel olarak Türkiye'de bir sürü mekanda olan bir şey bu. Bir de yardımcılar var. Önce biz gardiyanlarla tanıştık. Gardiyanlar hiçbir zaman bize yardım etmedi ve hiçbiri içeri sokmadı. Ki projenin devamında da gardiyanlar hala gardiyandı. Sonrasında tesadüfen Aslan Demirtaş'la bir bahçe gezisi yapmıştık. Orada böyle birisi gelip bize şey dedi. Ya siz sürekli geliyorsunuz bu bahçeye. Burada bir böyle birisi var. O da çok ilgileniyor bahçeyle. Siz o hocaya gittin. Aslında o oradan gelen işte bir böyle yardımcı birini bulduktan sonra da her gittiğimizde biraz onunla da, o da mesela Kurt Bey gibi bütün sürecin başından itibaren bizimle olan, hala hatta bugün de tohumları benim için, yani bizim proje için kürete eden diyeyim, o tohumları seçkisini hazırlayan kişi. Yani böyle bir süreci oldu ama çok değişik şeyler vardı. Mesela bir yandan gazeteci olabilirsiniz, bir çok politik de bir çatışmanın ortasında bir mekan, onun getirdiği bir anksiyete var. Ya da ne bileyim, bir gün ben hatırlıyorum, bir profesör bizi böyle odasına alıp, ben işimden olabilirim size yardım ettiğim için, o yüzden
size yardım etmeyeceğim dediğini ya da başka bir profesörün bize bu kadar yardım ederken bir yıl boyunca hiç telefonlarımıza çıkmadı. Çünkü uyarı aldı rektörden. Yani böyle bir politik bir tarafı da var. İşte bir yandan müftülük mesela şu an kimseyi içeri sokmuyor zaten. Yani üniversite öğrencisi olmanız lazım. Doktora ya da yüksek lisans tadında bir araştırmanızın olması lazım. Ve bunun özellikle botanik bahçesiyle ilişkisi olması lazım. O zaman girebiliyorsunuz. Temizlik elemanı olarak girmez. Bahçıvan olarak girebilir. Ha, bahçıvan olarak mı? Yani böyle şeyler. Okey. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu sohbet bitmez arkadaşlar. Biz kendi aramızda da buluşalım mı? Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum hepinize tek tek. Bir son sözünüz varsa alalım ya da iyi akşamlar dileyelim birbirimize herkese. Benim aklıma sadece şey geldi, bu Bihter'in biraz önce sohbetlerden bahsetişi. Böyle bir Mehbar Hanım'ın arşivine de bekleriz. Sohbet ederiz. Evet evet, tabii. Tabii. Çok güzel olur. Umarım Günel Hanım da olur. Günel Akdoğan'da. Günel Akdoğan'ın arşivi de. Senden haber bekliyoruz. Ben de başkalarından haber bekliyorum. Vallahi zorlamak lazım. Biliyorum orada birazcık bir şeyler zor olabilir ama orada da. Bakalım. Umuyorum. Çok önemli Türkiye için. Türkiye'nin ilk kadın peyzaj mimarlarından biri. Özel gayretleri. Kim bilir nasıl bir kütüphanesi var vesaire. Ve o da bence hatırlanmayacağını hissederek hatırlanmak üzere biriktirenlerden biri galiba. Umarım olur. Ümit ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.